Efendim, sohbet vakti programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Hemen hatırlatayım, reklamımızı da yapalım. Efendim, programımızın sponsoru Serbest Makine Mühendislik. Adem ve Emre Serbest kardeşlerimiz bize sağ olsunlar sponsor oldular. Onların da çok güzel hizmetleri var. Sitelerinde girip bir ziyaret edebilirsiniz. Özellikle doğal gaz konusunda büyük hizmetler olacak ilçemize diyorum. İnşallah. Ayrıca tekrar Kahve Sokağı'na da Kahve Sokağı sahibi Murat Bey'e de çok teşekkür ederiz. Mekanınız bize açtı. Murat Hamdi'ye hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şu andaki siyaset atmosferini nasıl görüyorsunuz? Önümüzde bir yani geçti, biz seçimden çıktık. Burada Cumhur İttifakı güzel bir başarı elde etti. Evet. Yani hakikaten sıkıntılı bir süreçten de geçti. Yani. Milletin de hani çok beklemediği, ummadığı bir başarı oldu. Yani üçüncü parti. Üçüncü parti. 5000 oydan fazla alamaz. Söylemleri vardı ama öyle olmadı. Yani gerçi Komiteli TV'yi izleyen biliyordu sonucu da. Bunu söyleyelim. Reklamımızı araya sıkıştıralım. Peki nasıl gidiyor siyaset? Seçimlerden sonra, seçim öncesi neler yaşandı, seçimden sonra neler oldu? Seçim, tabii seçimde en çok sıkıntıyı çeken ben oldum. Yani gençlik kolları olarak oldum. Neden oldum? Benim yönetimimden arkadaşlar istifa etti, şey yaptı. Tabii biraz da bizim arkadaşlar duygusal düşündü bu şeyde, bu seçimde duygusal düşündüler. Mesela yönetimde olanlar da çok fazla siyasete, yani seçim havasına girmek istemedi. İşte ittire kaktire, işte şuraya gelin, bunu yapın, şunu yapın. Sağ olsunlar, bana yardımcı olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. İşte bayrak asmalar. İşte bir programa gidileceğinde, işte öncesinde oraya düzen kurmada şeyde. Sağ olsunlar, yardımcı olan arkadaşlarımız oldu. Tabii ama bunu ben 15-20 kişiyle değil de 7-8 kişiyle yaptım. Zor oldu ama sonucu güzel oldu bizim için. Büyükşehir'i kaybettik tabii, o bizim için büyük bir üzüntü ama tabii buradaki çalışmalarımız, yani ilçe bağımında Büyükşehir'e de güzel bir oy gönderdik Menderes Başkanımıza. Yani 21 kusur oy gönderdik. Tabii seçim sonrasında röntgeye alındı. Yani şu anda bir de Ramazan ya, röntgeye alındı. Haftalık toplantılarımızı yapıyoruz. İşte normal, biraz önce bahsettiğim ev ziyaretlerimizi yapıyoruz. Şu anda rölantide gidiyoruz. Peki şey, mesela nasıl gidiyor belediyenin çalışmalar, nasıl gidiyor hizmetler, nasıl gidiyor? Tabii, hem bir siyasetçi gözüyle belediye, hem de belediye başkanımız, yani Korkuten'le farklı bir çalışma stili getirdi. Yani 6 günde 10 dönüm bir park yaptı. Daha sonra işte beldeleri açmaya başladı yavaş yavaş. Kapadan beldeleri açmaya başladı. Yani oradaki beldelerde 2 günde 3 günde bütün çehresini temizleyip belde, yani belediye binasını temizleyip boyayıp açtı. Yani açacak daha doğrusu. Yani şu anda faaliyete geçti galiba büyük bir ihtimal. Ramazan sonu mu geçecekti, öyle bir şeydi. Ramazan sonu geçecek Ramazan, diye biliyorum. Ramazan sonu, tamam, pardon. Ramazan sonu geçecek. Yani işte sanayimizi yine, tabii sanayimizde biraz şeyler oldu ama kızanlar edenler oldu ama yani bir şey düzene girecekse de yani insanlar bazen şeyi çekmesi lazım. Çileyi çekmesi lazım ki daha sonra bir düzen gelsin. Sefasını sürsün. Sefasını sürsün. Kızanlar oldu, şeyanlar oldu ama tabii bu olacak yani. Hiç kimseyi memnun edemezsin. Yani belediye başkanı da olsan, başbakan da olsan, Büyükşehir Belediye Başkanı olsan, milletvekili olsan kimseyi memnun edemezsin. Yani böyle bir siyasetçi yok. Böyle bir siyasi anlayışta şey de yok. Yani bir taraf memnun olurken bir taraf memnun olmuyor. Bunda da yapacak bir şey yok yani, ama şu anda gerçekten çalışmalar güzel. Belediye Başkanımız farklı, dediğim gibi farklı bir hizmet anlayışı getirdi Korkuten'imize. Tabii inşallah bunun sonra devam eder. Şeyimizin, bizim de AK Parti'nin katkılarıyla, devletimizin tabii, katkılarıyla da, yani bu Cumhur İttifakı zaten Cumhur İttifakı olması var. Tabii bize her ilçe başkanımız geçen hafta, bildiğiniz gibi geçen haftalarda Ankara'ya gittiler. Görüştüler, milletvekillerle görüştüler, bakanlıklarla görüştüler.
Tabii ilçe başkanımız da Koruteli ilçemizin daha ileri seviyeye gitmesi için uğraşıyorlar. Belediye başkanımızla beraber. Ya zaten bir uyum, dışarıdan da baktığın zaman bir uyum var inşallah. Bu uyum da bozulmadan gider. Kaldı ki AK Parti ilçe başkanı da Sayın Kemal Sancak da gençlik kollarından gelmeli. Tabii o da gençlik kollarından geldi. Sağ olsun. O da bizi çok iyi anlıyor. Gençlik kollarından geldiği için çok yardımcı oluyor. Maddi manevi her türlü yardımcı oluyor. Sağ olsun. Hiç kırmadı bu zamana kadar. Yani şu anda ilçe başkanımızla, işte kadın kollarımızla, meclis üyelerimizle AK Parti olarak güzel bir uyum içerisindeyiz gerçekten. İnşallah bunun devamı gelir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmaz. Yani şimdi şöyle bir söylentiler de var tabii, işte Cumhur İttifakı Koruteli'nde kaç ayda yatacak? İşte siz MHP ile Milliyetçi Hareket Partisi'nde birbirinize düşersiniz. Ama Allah'a şükür şu anda öyle bir şey yok. Rabbim de bunlara fırsat vermesin. Bizim belediye başkanımızla Milliyetçi Hareket Partisi'ne herhangi bir sıkıntımız yok. Yani kendisi bize her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Yani belediye imkanları doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyor, sağ olsun, Allah razı olsun. Yani böyle. İnşallah bu uyum da bozulmaz. Peki AK Parti gençlik kolları olarak ne gibi projeleriniz var ileriye dönük? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani şimdi zaten biz gençlik kolları olarak geçmişten bu zamana kadar, yani ben 5 yıldır, 5,5 yıldır falan bu gençlik kollarının içindeyim. Yani gençlerimizi aktivite konusunda hep şey yaptık zaten, destek olduk. Yani gezidir, işte dışarıya bu Çanakkale gezisidir, işte Ankara'yadır, orayadır, buradır. Şey yaptık tabii, gençlik şey olarak, yani ilçemizde önce bir şey istiyoruz, gençlik merkezi tarzında bir şey istiyoruz zaten. Bunu dile getirdik, söyledik, şey yaptık yani. Kendi milletvekillerimize de söyledik. Buraya gelen il başkanımıza da söyledik. Yani bizim buraya şu anda belediye başkanımız da zaten bunun farkında. İnşallah yapacaktır o da. Bunun vaatlerin içinde var. Biz şu anda bir gençlik merkezi istiyoruz. Çünkü neden? Koruteli'nde gençler bir gençlik merkezi olmadığı için, yapacak bir aktivite olmadığı için ne yazık ki Koruteli'nde gençler durmuyor. Buradaki duranlar da hafta sonu Antalya'ya gidiyor. İşte Antalya'da paralarını harcıyorlar. Ama bizim niyetimiz şu yönde, eğer bir gençlik merkezi yapılırsa, burada bir aktivite olacak şey olursa, gençlerimizin buradaki parası Koruteli'de kalır. Yani sermayeyi dışarı çıkarmamış oluruz. Yani bizim öncelikli hedefimiz bunlar, yani gençliğe bir gençlik merkezi yapılması ve gençliğin dışarıya çıkmaması. Daha sonrasında da parti olarak söyleyeyim, bizim partimizin kök salması, yani şu anda ne de olsa MHP'ye, CHP'ye göre bizim partimiz daha yeni bir parti. O yüzden bizim partimizin kök salması sebebiyle, amacıyla bizim gençlere daha büyük önem vermemiz lazım. Zaten bunu da Cumhurbaşkanımız seçimlerde söyledi. Yani belediye meclis üyelerine en az bir tane genç milletvekilliği şeyinde olsun. Yani gençlere daha çok bizim partiyi sevdirmemiz diyeyim artık. Sevdirmemiz lazım. Onları çekmemiz lazım. Tabii onun için de gençlere ne lazım? Aktivite lazım. İşte. Tabii. Yani aktivite olmazsa gençler gelmiyor. Tabii siyaseti sevdirmek lazım. Ben toplantılarda inşallah Ramazan'dan sonra geçmişten bugüne AK Parti'de gençlik kollarında bulunmuş abilerimizi, kardeşlerimizi bir yerde toplayıp, işte ilçe başkanımız olur, il başkanımız olur, yani davet edeceğim. Yani olursa milletvekilimiz olur. Bir yerde toplayıp onlara, hani diyorlar ya işte AK Parti işte bitiyor, AK Parti şöyle oluyor, AK Parti böyle oluyor. Allah'a şükür AK Parti bitmiyor. Hani AK Parti'yi hala onların da bir partisi olduğunu göstermek amacında onlarla bir sohbet babında bir şey düşünüyorum, bakalım inşallah. Bunu yaparım. Rabbimize nasip eder bunda. Öyle yani. Yani amaç gençleri siyaseti sevdirmek. Bizim amacımız. İnşallah, inşallah bunları da yaparsın. Peki, Koruteli'nde mesela bir genç
olarak mesela bir gençlik merkezi haricinde işte artık yani belediyede de bir Cumhur İttifakı ortağı olarak söz hakkınız var. Mesela bir genç olarak nelerin olmasını istersin? Veya işte yani ki şunları da yaptırsak dediğiniz bir şey var mı gençlik kolları olarak? İşte atıyorum sempozyum olur, konser olur veya bir belediye başkanı tabii onu sordum ben konser bu yaz konser olacak mı dedi. Hayır dedi, konser olmayacak dedi. Onun yerine belediyemize kar getirecek işte makinelerdir, şeylerdir. Bunlar almayı düşünüyorum falan dedi. Konser olmayacak dedi. Geçen gün herhalde açıklamasında da bulundum bilmiyorum da. Geçen gün açıklamasında bulundum bilmiyorum. Biz de tabii tam basın açık olarak söylemedi ama benim de bildiğim şey olmayacak. Bu yıl özellikle bu yıl bir kemer sıkma politikasıyla gidiyor belediye. Kendini toparlayıncaya kadar. Evet. Konser veya uzili masraf yapmayacağım diyor başkan daha doğrusu. Bu da aslında yani baktığımız zaman olabilir bir şey. Yani illa her şey konser demek de değil. De doğru yani illa her şey konser ama olacak. Atıyorum işte yine biz konser demeyelim ama işte şey yapıyoruz. İşte bir yazar getirilebilir, bir konferans yaptırılabilir, bu tür bir etkinlikler olabilir. Tabii zaten biz önceden de bunları birkaç defa yaptık. Konuşmacı, yazar, şey bunları tabii düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bu şeyle alakalı, bütçeyle alakalı bir şey. Belediyemizden tabii isteyeceğiz bunları. Çünkü belediyemiz dediğim gibi bizim ortak belediyemiz. Belediye başkanımızdan bunu isteyeceğiz. O da kendi belediyemizin imkanları doğrultusunda. Onun da bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Zaten kendisinin bir projesi var. Şey projesi. Barajdan gelecek olan suyla kanal projesi var. Kanal projesi. Tabi o da bizim gençlerimizin ilgisini daha çok çekecektir. Evet. Mesire alanı. Mesire işte, alanı işte. Şey var. Atış poligonu. Atış poligonu. Atış poligonu yani bizim burada avcı sayımız çok. Evet. Yani gençlerden de orta yaşlılardan da avcı sayımız çok. Atış poligonu zaten gençlerimizin ilgisini çekecek projeler belediye başkanımızın vaat ettiği projeler arasında var. Dediğim gibi yani biz de işte bu manada belediye başkanımızdan dediğim gibi konuşmacı şey konusunda abi isteyeceğiz ve o da belediyemizin imkanları doğrultusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. İnşallah. İnşallah hanımcığım yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Evet. Malum Ramazan iftar evet. Yaklaşıyor. Biz de tam iftara yakın yoruluyoruz haliyle. Evet, aynen. Yani çok da üstelememek lazım. Son olarak ne söylemek istersin? Son olarak ne söylemek isterim? Yarın 19 Mayıs. Evet. Yani biz programımızı pazartesi izleyecekler ama seyircilerimiz biz cumartesi günü çekiyoruz. Band'dan bir yayın olacak. 19 Mayıs yani 19 Mayıs 1919 milletimizin uyanışının, devletimizin doğuşunun bir miladıdır. Bağımsızlık mücadelemizin başlangıcının 100. yılını hep birlikte yaşamanın mutluluğu ve coşkusu, heyecan içerisindeyiz. Biz gençlerin inancı, heyecanı ve çalışkanlığı milli değerler etrafında sergilediğimiz birlik ve beraberlik ülkemizin her alanında daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. 100 yıl önce bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın bütün kahramanları ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bize bu toprakları, bize vatan diye emanet eden gazilerimizi rahmet, hayatta olanlara da sağlık, huzur ve afiyetler diliyorum. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Millet olarak daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmayı Rabbimle temenni ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Amin. Bizlere fitne fesat sokmak isteyenlere fırsat vermesin. Tekrar korktelimizin, Antalya'mıza, ülkemize, Ramazan ayımızın huzur, bereket getirmesini Rabbimden temenni ediyorum.
öncelikle de tekrar teşekkür ediyorum. Kahve Sokağı'na bize misafir ettiği için teşekkür ediyorum. Bu kadar. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederiz. Biz de bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederiz abim. Güzel bir sohbet oldu. İnşallah devamı gelir. Yapalım i̇nşallah, bunları. İnşallah. Tekrar. Efendim sohbet zamanı, programımızın sonuna geldik. Güzel bir programdı. Hakikaten yani bu programlarımızın da devamı gelecek. Haftada 2 veya 3 defa yapacağız. Tabii kokteyli hakkında söyleyecek sözü olan, kokteyli üzerine konuşacak kelimesi olan herkesi programımıza davet ediyoruz, bekliyoruz. Bize bu konuda destek olan işte serbest mühendisle çok teşekkür ederiz. Kahve Sokağı'na yine bize mekanını açtı. Kahve Sokağı'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim başta bizi izleyen tüm seyircilerimizin, kokteylinin, Antalya'nın ve ülkemizin Ramazan'ını tekrardan tebrik ederiz. Hayırlılara vesile olmasını dileriz. Yarın artık bunu siz izlediğiniz zaman bir gün sonra olmuş olacak. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda kutluyoruz. Size hayırlı günler diliyoruz. Gözünüz Kokteyl TV'de olsun.